Küresel ısınma mı, küresel kirlenme mi? Burada acayip laflar edilsin. Üf acayip. Çok da güncel, çok da güncel. G2'de bile bunlar şey olmuş. Aman ha, karbondioksit. Ha, canım sizin. Karbondioksit, küresel ısınma hiçbir alakası yokmuş. Beyaz, Allah Allah. Ne alakası ya? 2500 tane bilim adamı, film adamı imza etmiş oraya. Neden etmiş acaba? Burada da geleceğiz. Bu gidişte 2030'da dünya 2 derece ısınacak. Bu bir ön tahmin. 2 derece çok büyük bir derece dünya için. Aman aman aman. Peki neden? Ve ne yapmalıyız? Şimdi böyle bir temel sorudan yola çıkalım. Bakın efendim. Şuradaki buzullar acayip bir gösterge olarak kabul edilmiş. Şimdi geliyor. Bak 1979 çekilen fotoğraf. 2003 arada ne var? 80, 23, 24 sene var. Bakın şu kırmızı çizgi farkındaysanız sizler ölmüş, sizler ölmüş. Ve bu böyle bir buz kütlesi. Yani böyle olacağız ha diyor. Ben bunu yeni fark ettim arkadaş bak ha. Dedim ki abi 79'dan 2003'e buraya geldiyse şu anda Kuzey Kutbu'nun olmaması lazım. Ama o gün bize bak bak senin yüzünden kutuplar eriyor ha. İnandırdılar. Bütün dünya inandırdılar. Halbuki bu bir cycle. Gider gelir gider gelirmiş meğerse. Asırlar boyu, binlerce yıl boyu. Ama size senin yüzünden dedikleri zaman ne yaparsınız siz? Abi ağzınızı buzdolabı çıkmış. Ya işini ikna edersin. Ya kendi birikimini alırsın. Seni derler ki valla aa çıktı. Aa çıkana kadar durursunuz. Ondan sonra derler ki ya biz böyle dedik ama meğerse Z sınıfı demiş. Şimdi yıldızlı adam bir daha başladık. Muhteşem bir ekonomi. Bu korkutmayla hayal edeceğim. Anlıyor musunuz? Evet. Şimdi evet. NASA'ya göre dünyanın hal ve gidişi. NASA. Baba nüfus artıyor. Gece karanlıkta oturacak halleri yok. Bu ne bu? Yani bu onlar için karbondioksit salınımının çok artıyor olması. Karbondioksit taktik ya kafayı. Ne demek ki o? NASA muhteşem bir bilim merkezidir. Ama maaşı kimin verdiği daima önemlidir. Tıpkı bizim TÜBİTAK. TÜBİTAK'a laf ederken çok değerli bilim adamı kardeşlerim var. Engin Türe. Bir tanesini söyleyeyim. Enerji Bölümü Başkanı'ydı 1995'te. Ve sevgili eşi de genetik mühendisidir. Tatlı sorgun diye, sweet sorgun diye bir bitki vardır. Belki duydunuz. Muhteşem bir enerji bitkisidir. Aynı zamanda yaprakları hayvan yemidir. Kurak topraklarda yetişir. 100 metrekare bir ev, 100 metrekare yerde onu ekse hayvanları da doyar. Hiçbir odun kesmeden de kış boyu ısınır. Bu dünyada çok yaygın bir kuraştır. Tabii tohumunu satmıyorlar. Tohumunu vermiyorlar. Genetik mühendisi hanımefendi de onu da çözmüş mü sana? Milliyet'te, Hürriyet'te en sayfadan haber. Türkiye'nin enerji sorunu çözüyor. Allah. Kimsin sen ya? Sana mı bırakırım onu çözüm? Devler başbakan. Bir hafta sonra hanımıyla beraber kapının önündeler. Bir hafta sonra. TÜBİTAK. Biliyor musunuz? Bunları ben yaşadığım için, birebir bildiğim için. Yani maaşı kimin verdiği meselesi gerçekten çok acı bir gerçektir. Ha, NASA'nın da bundan farkı yoktu. Çok büyütmeyin gözünüzü. Çok güzel doğru şeyler var ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir yerden sonra durmasını bil diyeceksiniz, diyebilmelisiniz. Bu bence olayı şaka tarafından özetliyor. Hakikaten 1850'lerde böyleyken, bakın 2009'dan sonra zaten hiçbir şeye ihtiyaç yok gibi bir duruma gelmişiz. Yani şakayla karışık yine korkutuyorlar sizi yani. Aslına bakarsınız. Şimdi bu da dünya ısınmaya devam ederse her yer çöl olacak diyor. Ben okumuş Arap bu. Bunun ömrü çölde geçtiği için ne güzel diye cevap veriyor. Bunun için fark etmiyor. Çünkü çöl diyor. Şimdi ama Büyük Sahra Çölü her yıl 600 metre genişliyor. Yani günde 2 metre. 2 metre, 2 metre, 2 metre ne olacak lan? Değil mi yani? Bak santimler, metreler falan verildiği zaman daha bir sürü. Peki bunun geri dönüşü yok mu? Bir soru. Var. Bu büyük bir cycle. Bakın belki 100 sene, belki 500 sene sonra. Şu anda Eskimo'lar buzların içinde yaşayabiliyor mu kardeşim? İnsan değil mi onlar? Çok lazımsa biz de yaşarız. Şu anda Afrika'nın göbeğinde, güneşin dibinde yaşayan zenci insan değil mi? O sıcakta. Çok lazımsa biz de yaşarız. Anlıyor musunuz? Hiçbirisi dünyanın sonu değil. Ama zihinsel son en tehlikelidir. Ama sizi bunlarla inandırdıkları zaman Afrikalı'ya aynı şeyi satmaya çalışır. Kutuptakine aynı şeyi satmaya çalışır. Hepinize satacak bir şey buluyorlar. Allah razı olsun. Şimdi hava yorumları izlerdi. Karadeniz'e dediye sormuşlar. Küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsun? Gayet net bir soru yani. Güncel bir soru. Dede cevap veriyor. Vallahi torunum sobanın yerini hiçbir tutmaya diyor. Soba dedi ki, ne diyecek adam? Yani cevap çok yerinde.
Çünkü tartışma konusu değil biz zaten bu. Evet. Şimdi bakın. Dünyanın ısı dengesi bozulmakta. Aşırı ısınma, aşırı soğumaya neden olacak da dendi. Ama pek tutmadı. Çünkü soğuma yerine sıcak. Burada da bir tartışma çıkmadı. Ya kimdiniz siz soğumaya neden olacak diyenler? Nereye birden kayboldunuz? Şimdi ısınmaya neden olacak diyorsunuz. Böyle. Ne tutarsa, nereden bir şey satma ihtimali artarsa. Bilim oraya hemen meyledir. Yani. Böyle şeydir. Hafif rüzgarları yön değiştiren bir hal taşır. Bütün dünya için böyle. Hiçbir suçları yok. Nasıl? Şimdi senaryo şu. Bakın. O güzeli acayip sanıyorsun. Varsayılan sendrom. Eriyen buzullarda ortaya çıkan tundralar, yani artık çürümüş eski bitki örtüsü, metan gazı üreterek sera etkisini arttırır. Allah! Evet, alttan çürümüş bitki örtüsü çıkıyor. Gittikçe yükseğe tırmanıp yüzeyi azalan kar örtüsü, küçülen buz yüzeyleri artık güneşi yansıtamaz ve ısı yine yükselir. Dünyanın beyaz örtüsü %10 azaldı bile. Eriyen buzullar ve karların çoğaltılı suların sıcaklık etkisiyle buharlaşması bulutlanmayı arttırır. Evet, peki. Artan bulutlanma, artan yağmur ve kar olarak geri döner. Beklenmedik seller oluşur. Maalesef yaşadık Türkiye'de vurdu. Ben 10 sene önce bundan bahsederken, ki o zaman ben de bu kadar net aksini iddia edemiyordum size. Bakın bizi de vuruyor diyordum. Antalya'ya gittik, yok Diyarbakır'ı, şurumur falan derken. Evet, evet, evet. Demek ki bu iş çok kötü gidiş noktasında. Hakikaten evrensel bir inanış vardı. Oluşturulmuştu aşağıda. Bu arada sıcak okyanus akıntıları eriyen buzulların etkisiyle soğumaya başlar. Okyanuslarda soğuyan hava yüzünden beklenmedik hava hareketleri ve fırtınalar oluşur. Amerikalılar artık insan isimleri koymaya başladılar fırtınaları. Haber oluyor ki çünkü New York mesela sular altında duruyor. Mesela bir kızım oradaymış, Amerika dünyadan gizliyor. Bütün New York metrosu su dolmuş o zaman. Orada çekim yapmayı yasaklamışlar hemen. Yani böyle bu felaketi önleyemedik koskoca Amerika denmesin diye. Bulutlanma belli durumuna ulaştığında güneş ışığı hiç ulaşamaz olur. Senaryo ya işte... Kalın bulutların arkasına saklanır. Hoş geldin buzul çağı, senaryosu. Ki niye hoş gelmiyor? Geleceği de yok belki de. Ama bu tip senaryolarla sizlerin manipüle edilmesi, bakın, yeniden buzul çağı. Ne zaman? Abiler, fosil yakıtların dörtte birini daha kullandığınız zaman. Artık iş işten geçmiş olacak, diyorlar. Yani uyanamazsak belki seneye, geç uyanırsak 30-40 yıl içinde hoş geldin buzul çağı. İptal. Ama en az 15 yıl gündemde kalan bir dünya senaryosu işte. İdi bu. Üzücü. Yeteri kadar korktunuz mu? O zaman size hemen bir A sınıfı buzdolabı verelim. Böyle bir sahilde, görüyorsunuz değil mi? Çizmeyle dolaşıyor. Buz gibi limonata içersiniz. Ya. Bir de bunlar destekliyor oraya. Ya işte, savuş bu işte. Sen bilirsin böyle. Şimdi, tek başına volkanlar bile arabalardan, fabrikalardan ve diğer endüstriyel tüketimden daha fazla karbondioksit üretmekte. Tek başına volkanlar. Her yıl faaliyetinde. Sadece bakteriler ve hayvanlar 150 gigaton üretir. Daha da çoğu, bakın, düşen yaprakların çürümesinden kaynaklanır. En büyük kısmı ise okyanuslar sağlar. İnsanların üretimi ise tüm yaşamsal yanlışlarıyla bir yılda ancak 6,5 gigatondur. Ne hani bizim yüzümüzdendi bu kıyamet ya? Neymiş ya? O yüzden 2007 yılında, çünkü 2006 yılında Uluslararası İklim Anlaşması imzalandı. Hemen 2007 yılında buna itiraz bakanlığı. Şimdi inşallah bu konuda ciddi bir makale çalışması içindeyiz. Çok ciddi. Çünkü bu konu uluslararası bir suç oluyor bence. 15 bilim adamı araştırmacı, sıcaklık artar azalır ve karbondioksit bunu izler. Tarihsel süreçte karbondioksit sıcaklığı değil, sıcaklık artışı karbondioksiti artırmaktadır. Tam tersiymiş. Yani karbondioksit iklime yön verir diyemeyiz dediler. Yutturmayın dediler. Ama yutan yuttu. Endüstri onun üzerinde. Efendim, halbuki bir yıl önce, yani 2006 yılında, işte bu Birleşik Milletler İklim Kirliliği Konferansı'nda tam tersi iddia edilerek bir korku yaratılmıştı. Bunun sonunda iklim teorisi politik bir ideolojiye, bürokratik bir akıma dönüştü. Bu dönüşüm ve panik sayesinde para iklim bilimine aktı. 2 milyar dolar şu anda. On binlerce yeni iş kolu yaratıldı.
Bu dönüşümü engelleyecek araçlar ve sözüm ona AAA sınıfı ürünler sürüldü piyasaya. Sonunda Volkswagen gibi bir marka bile bu yalan rüzgarının oyuncağı oldu. Yani takke düştü, kel göründü. Çok şükür. Volkswagen'i severdim. Hala severim, sevebilir miyim bilmiyorum ama. O bile, işte o bile. Yok. Bu işin namusu yok. Kendi adımıza ne yapacağız? Oraları geleceğiz. Yani fosil yakıtlar sadece küçük bir etkendir. Etken değil demiyorum. Biz şu soruları tekrar sormalıyız. Tek neden bu mudur? Yoksa kaçınılmaz döngü ve sadece bir katkı mıdır? Yoksa asıl sorun eko dengeyi bozan, hava ve doğa kirleri yüzünden ölen, yani öldürdüğümüz insanlar mıdır? Biliyor musunuz? Sadece yarattığımız kirlilik. Örnekleri görünce şaşıracaksınız. Bakın. Her yıl 7 milyon kişi kendi ellerimizle yarattığımız çevre ve hava kirliliği sonucu ölmekte. Bir yılda ölenlerin 8'de biri. Bu 7 milyonun katili kim? Birisi bana bunu cevap versin. Mesele bu. 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nda 66 milyon kişi ölmüş ya. Dünya Savaşı ya. Biz her yıl 7 milyonun kendi ellerimizle ölmekteyiz. Peki ne diyorsun sen ya? Diyeceğim birazdan. Örneklerin fotoğraflarını göstereceğim. Dünyanın ısınmakta olduğu gerçeği de varoluş sürecinin bir parçasıdır sadece. Büyük bir dengenin tezahürüdür, büyük bir dengenin daima dengeliyiz. Olmazsa olmazıdır, durduramayacağımız kesin. Asıl sorun küresel kirliliktir. Bakın efendim, suçum ben geliyorum. Çok mu güzel? Yani çok mu isterdiniz burada hemen dibinizde, dibinde bir villanız olsun? Acayip havadar bir yer değil mi? Çöpler. İnsan eliyle bu süreci hızlandırmakta ya da yavaşlatabilmekte olduğumuzdan daha önemli olan kullandığımız enerji kaynaklarının olumsuz sonuçları yüzünden. Havayı kirlettiğimiz, doğal çevreyi yok ettiğimiz, kendimizi zehirlediğimiz ve en önemlisi dünya tarihi boyunca milyarlarca insanı yok eden savaşlara çanak tuttuğumuz. Esas sorun budur. Sizce mutluluk bu mudur bilmiyorum. Bak yürüyor yavrum ama çünkü burada doğmuş bu yaşa kadar burada yaşıyor. Oradaki çok lira toplamak belki onun gelir kaynağı aynı zamanda. Gülüyor, gülebiliyor objektif. Mühim değil ama bu mutluluk değil. Olmamalı. Bakın, insanın insana eziyeti. Yıkanıyor farkında mısınız? Sanki muhteşem bir banyo teknesinde yıkanıyormuş gibi rahat yani. Oradaki suyun kalitesini düşün, adamın yıkanma sonunda elde edeceği temizliği düşün. Ama böyle. Burada yıkanmak ister miydiniz? Bir gün çaresiz kalırsınız, evet. Evet, buraya doğru hızlı bir gidiş içindeyiz çünkü. Küresel ısınma mı, küresel cinayetti? Bunları biliyorsunuz. Yani bunlara dikkat çekip bunlardan vazgeçmeyi temin etmek varken biz nelere kafayı takmış vaziyetteyiz. Şimdi kasıtlı eskitme diye bir şey. Sevgili Gültekin Hocam sayesinde ben bunları öğrendim TV5'te program yaparken. Ondan sonra acayip üzerine gidiyorum bu işin. Ve benim bilgisayarın başına gelen bile başta söyledim. Acayip para verdim ben buraya. İnanılmaz bir şey. Zaten oğlum da dedi baba ne var. Yani her çünkü özel bir teknoloji. 4. yılı rahmetli olacaktı. Ekran kartı önce devreden çıktı. Benim yardımcım var, Allah selamet versin. Bir kelime İngilizce bilmez, kıramayacağı program yoktur. Buna rağmen. Evet, bilgisayara bir gün girdi, yani bir gün değil mi? Aylarca falan oraya. Hocam, oldu galiba dedi. Ne yaptın dedi, ekran kartını devre dışı bıraktın. Oğlum çalışıyor mu? Hala çalışıyor dedi. Ama dedim, elleme. Çünkü o ekran kartıyla dakika başı kapanıyordu. Sinir. Ya ne yapalım? Ekran kartını değiştirmeniz lazımdan başlıyor. Ne kadar? 4000 dolar. Ekran kartı. Ulan ne yapıyorsun ama kendisi 10.000 dolar da ayrı mesele. Dedim içine ya nedir bu? Biliyorum ki yarın bir gün başka şeylere sıra gelecek. Kasıtlı eskitme. Bu çok enteresan bir hikayedir. Bakın. Artık 100 yılı aşkın yanabildiği anlaşılan ampullerin 1920'lerde koyulan 1500 saat eskitme yapıyor. Yani kasıtlı eskitme kuralı konduğu itiraf edilen itiraf şimdi edilir. Bu bir insanlık ayıbıdır. Bu süre 1940 yılında 1000 saate düşürmüştür. Çünkü adamlar diyorlar ki ampul çok iyi abi bir daha gelen yok. Kime satacağız? Aman şuna bir etiket yapıştıralım. Bundan daha öte yok. Bakın 2015, 114 yıldır yanıyor. Hiç kapatılmadan Amerika'da. Her yıl şey yapılıyor burada, kutlama yapılıyor. Meğerse yanıyormuş ama izin verilmemiş. Çünkü ampul satamazlar ki size. En sonunda olsam olsam Allah hepimizi affetsin ledlere geldi sıra diye. Evet, çıkartalım. Yıldızlar. Evet. Yıldız. Ne yıldız ne yıldız kurtaracak bu işi. Evet. Evet. Gerçekte bu döngü milyonlarca yıldır süre giden jeolojik bir periyot idi. Fakat tüm sorumluluk insana faturalandı.
Çünkü bu olay sadece ticari bir saadet zinciridir. Evet. Maalesef, maalesef. Şimdi, işte örnek. Gözünüzü açtığınızda etrafta 5 hekim, 4 hemşehir. Ha bu da şu, niye bu uzun uzun okumayayım. Şu arkadaşın kırılma halinde başa geleceklerde bir felakette çünkü civa buharı vardır. Fakat tasarruflu ampullere geçiyoruz abi dediğimiz zaman, o günün ünlü bir bakanı Türkiye'ye bunları getirtti, bütün devletlerle taktırdı. Maşallah bütün evlerde artık bu var. Şimdi Avrupa yasakladı. Çünkü bunun kırılma hali çok büyük tehlike içerir. Evinizde kırıldığı anda sakın sakın ellemeyin. Çok ihtimamla toplamanız lazım o şeyleri, çöpleri. Bir de sileyi falan sakın. Çocuk varsa hemen çıkarın evden. Bakın bu kadar hayati bir tehlikeyi şu anda bütün binalarımızda taşıyoruz. Artık yasaklandı Avrupa'da. Yani 2015'ten itibaren LED mecburiyeti kondu. Bizde mecburiyet değil, ihtiyaridir hala. Dolayısıyla burada da tasarruflu ampuller kırıldığında acaba bağırı açığa çıkar, ölümdür yani. Bir tür bilim adamının başına gelenler çok ciddi bir sağlık problemine karşı karşıya kalıyor filan filan. Oraya da dikkatinizi çekeyim. Şimdi, kasıtlı eskitmenin sonu. Burası Gana. Gana meğerse neymiş biliyor musunuz? Dünyanın elektronik çöplüyormuş. Abiler ufak bir ücret mukabilinde gelsin, gemilerle gelsin. Kamyonla gelemiyor oraya da. Gemilerle gelsin. En sonunda böyle işte ayıklar birincin taşının içinden bir şey bulurum. Hani boncuk bulurum hesabı. Değerlendiririm diye. Bütün kirliliğe razılar bunlar. Tabii şunlar da var. Bakın burası yine Gana. Kasıtlı eskitme. Yani cep telefonu isteyen bak kaldırın. Seçmeye rağmen. Tabii yakıyor. İçinden bir şey ayrıştıracak. Al. Çevresel felaketler başladı. Gana'nın başına gelenler. Aa, Afganistan. Filipinler, Hindistan, Endonezya. Ah birbirinden fark yokmuş meğerse. Nasıl bir şey bu ya? Hani bir yerde olsaydı oraya gitmeyelim bu yaz ya da bu tatilde derdik. Hindistan, burada biri yüzüyor ha, hiç fark etmiyor. Bak, bak, Haiti, Çin, Filipinler. Hiç farkı yok, bütün dünya böyle. Ve uzaklarda ne oluyor? Pasifik'te bir ada. Kuşlar ölüyor, ne oluyor ya diyorlar, karnını açıyor. Bizle ilgili bütün pislikleri yutmuş. Ölüm sebebi. Çok rahatla bakın bizim yüzümüze ölen kuşlar. Hep uzaklarda değil mi? Ah, ne kadar sevindiniz. O zaman aa burası giriyorsun doğru. Kadar giriyorsun. Bayağız. Demek ki içindeyiz. İşte esas kaçınmamız gereken bunlar. Buna sebebiyet veren yaşam tarzı. Buradaki malzemeler. Bunları değiştirmek zorundasınız. Bunları üretirken harcanan dehşet bir malzeme. Kendi enerji. Ve o zaman yetmiyor abi ne yapalım deyip. Ne demek ne yapalım ya? Nasıl yapacağını bir araştırsana, el alem nasıl yapıyor araştırsana. Köküne bir insene bir zaten. Ve çok enteresan, daha sonra gelecek gerçi ama şimdi dayanamayıp söyleyeceğim. Neyse bakın, doğaya karşı açtığımız savaşı kazandığımızda kaybeden biz olacağız. Kızılderili büyük reisi benzer bir laf ettim burada ama. Hani en son kendi şeyinde boğulacak diyor ya, beyaz adam. Evet, evet. O işte o boğulmak üzere olduğumuz çöplüklerin fotoğrafıdır biraz önce. Evet. Neyse, sonrasını sorusun. Ha bak maalesef yani bireysel cennet şansı. Bu adam ne yapsın? Etrafa bakın. Yarattığı vaha budur. Yani bu ama bu çözüm değildir. Burası hala böyleyse bir kişinin kurtuluşunda hiçbir kıymet abiyeti olmayan bir çözümdür. Şaka tarafı için. Şimdi